merhaba. Söz ve Yaşam ekibiyle birlikte Beyoğlu'ndayız ve karşı sanat çalışmalarındayız. Gazeteci ve fotoğrafçı arkadaşım Özcan Yaman'la konuşmaya geldik. Kendisinin neredeyse 40 yıla yakın fotoğrafçılık serüvenini anlattıracağız. Gelin bakalım bize neler anlatacak. Tekrar merhabalar. Söz ve yaşam başlıyor. Toplumsal belleğin en önemli araçlarından biri de görsel hafıza yani fotoğraf ve fotoğrafçılar bu anlamda inanılmaz önemli bir rol oynuyorlar. E, şimdi toplumsal bellek hafıza derken tabii ki bir fotoğrafçıyı almazsak olmazdı. Benim de çok uzun zamandır arkadaşım olan Özcan Yaman yanımda şimdi. Özcan, programımıza hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, seninle aslında hani beraber böyle dirsek teması halinde aynı e, mecrada çalışmışlığımız da var. Ama ilk kez programıma katılıyorsun. Ee, şimdi iki arkadaş sohbeti gibi gidelim istiyorum ben. O yüzden başlıyorum hemen. Samsun. <laughs> Ne geliyor aklına Samsun deyince? Karadeniz bölgesi. <laughs> Acı <acit> değil misin? <laughs> yani sen benim doğduğumlardan buralara geldiğimi sormak istiyorsun galiba. E Samsun'un yani çocuk e, Özcan'ın gözünden Samsun'u dinlemek istiyorum aslında. Hani yani, orada son... doğdun sonra hemen belki taşındınız ama. Samsun'la ilgili e, hatıram yok, anım yok. Çünkü Samsun'un Bafra doğdum. Üç hı hı. yaşındayken falan İstanbul'a babam göç ediyor Ve ben Haliç Balat'ta ilkokula kadar Neden göç etti? Ya işte bu özel mülkiyet şeyi yok bu derdi Baş belası bir şey Bir de tabii annem adam vuruyor hapse giriyor Babam abisinden borç para istiyor Zamanı geçiyor parayı ödeyemeyince abisi de senin toprakların benimdir diyor. Bunlar kardeş kavgasına giriyorlar. Babam da lanet olsun diyor. Karısını çocuğunu alıyor. İstanbul'a göçüyor. Terk ediyor orayı. E şimdi sözü geç. Tabii ki sormadan olmaz. Yani annen birini vuruyor. Namus uğruna vuruyor değil mi? Evet. Namus meselesi diyorlar. Ee, pazarda laf atmış adamın biri. O da gitmiş babamın tabancası almıştır Bir Karadeniz deniz kadınına laf atmak <laughs> olmuyor yani. E, 61... <laughs> Ee, anayasası işte yapılırken kader mahkumların atılmak için de af geliyor. O afla birlikte ilanı affediyorlar işte. Af oluyor. Yani 8 yıl yatıyor hapishanede. En son Sivas cezaevinde yatmış. Aa, annem hangi hapishaneye giderse babam da onun yanında gidiyormuş. Orada her türlü işi yapıyormuş. İşte ayakkabı boyacılığından tut. Berberliğe kadar. Ablamı da yanında taşıyor. O zaman tek çocuk var. Ablam var. Hapisten çıkınca beni yapıyor 62 yılında. Ama e, şunu da geçmeyeyim. Çok detaylı girmek istemiyorum. Hayır babam döşek verecek. yani annenin penceresinin yani annenin kaldığı hücrenin ya da işte kapının Hasan, karşısına evet. Evet. döşek evet. serermiş. Ee, annem Hasan git işte kendine güzel bir kadın bul çocuğumuza iyi bakan bir yeni anne bul benden umudunu kes ben kader mahkumuyum falan gibi edebiyatlar yapıyormuş ama babam dinlemiyormuş. Ee, bin senede yatsam ben diyormuş bekleyeceğim seni. Ee, sırtında yatağını alıyormuş işte e, mesela e, Samsun'da, Bafra'da neyse hangi cezaevler ise hepsinin önünde gidip oralarda kalmış. Artık o kapıdaki görevlilerle daha arkadaş oluyormuş. O kadar ileriye yani. Aslında hayatına şiirin, sanatın girmesi biraz annem baban yüzünden olmuş. Yani böyle bir aşkı biliyorsan <laughs> e şimdi... yani tabii ki bu işin romantik yanı. Öyle olmadığını tahmin ediyorum ama yine de bu aşka şahit olmak önemli olmalı. Yani bu hikayeyi dinlemek. Tabii bu hikayeleri dinledik, şahit olmadık. Ben doğduktan sonra peş peşe iki kardeşim de oldu. Hep birer ikişer yaş arayla. Babam çok genç yaşta ölüyor 1970 yılında menajitten ölüyor. Ölünce aile darma duman oluyor. Biz Sarıyer çayır başına geçiyoruz. Yetimhaneye mi? Ee, oradan da yetimhane denilen e, devletin korunmaya muhtaç çocukları koruma yurduna. Ee, üç kardeş üçümüz de ilkokuldan liseye kadar. Korunduğunu düşünüyor musun peki o zaman? Ya dediğim gibi bunların her bir noktası yani konuştuğumuz konuların çok uzun konuşulacak konular da ee, ben Sonda söylence başla söyleyeyim. Ee, yok. Yani dün neyse bugün de aynısı sürüyor. Şimdi şefkat evleri demişler herhalde bir ismini değiştirmişler. Hı. Ee, toplum çocuklarına sahip çıkmazsa böyle yurtlarla mutlarla bu iş düzelmez. Yani sadaka kültürünün işte fakir çocuklara, yurtlardakilerine yardım edin sadaka ver. Yani bana bağlı bir şey söylüyorum Sığınmış Açıklık hissi o evet. böyle çocuklarda zaten kimse de sahip çıkmıyor artı şiddetle ilk tanıştıkları yer de değil aslında yani aileden görüyorlar ee, bunun herhalde 2-3 katında yetimhanelerde görüyorlar Özcan ya yani orada, sen mesela orada neler yaşadığını anlat desem ne anlatırsın? çok şey anlatırım da şey vardır orada bir kültür oluşuyor yani abiler kardeşleri hep ezer. Yani askerde bir sistem vardır ya, hiyerarşik. E, hiyerarşik sistemi, İşte iki gün önce askere girmiş adam, iki gün sonra gelenin üstü sayılır. Her ikisi de ki Aynı şey bizim zamanımızda yurtta geçerliydi. İşte ilkokul beşe gider, ilkokul üçe gider, git lan bana ekmek getir, su getir, koş alıp getirelim. Bu az üstü ilişkisi de bizim zamanımızda biraz solculukta girince bizim karımızda, biz ortaokulda falan işte oldu. Ee, bunu yıkma şeyi vardı. Biz eşitiz falan böyle kolektif yaşam falan. E, ee, askerde de bunun acısını çektik. Yurtta da çektik. Acısını çektik derken yani biz bireysel anlamda mutluyduk da e, içinde olduğumuz ortamdakiler pek mutlu olamıyorlardı. <laughs> Çünkü bir anda biz düşman oluyorduk. Yani öyle bir karışık hikaye oralar. Hiç sorguluyor muydun içinde bulunduğun? Yani daha çok ufaksın. Olmana, o, zaman, o yıllarda çok ufaktın. Ama ortaokulda politik olmaya başladım dedin ya. Sorgulamaya demek ki o yıllarda başlamışsın. Daha çok ufakmışsın yani. Selam şimdi şöyle. Yurda girdik. Yurtta da adaletsizliklerle karşılaşıyorsun. Buna bir açıklık getirmen lazım. Sokaklarda bakıyorsun. Kahrolsun faşizm. Komünistler Moskova'ya. Kahrolsun komünistler. Diyorum bu komünistler mi insanlar? faşistler mi? Yani bunlar niye, ne istiyorlar bu dünyadaki? Niye bu kadar karşılar? Sonra töplerin, töplerde bir hocamız vardı, beden eğitimi öğretmeni. Ee, biz o çocuk hakkımızda, ben ona sormuşum, hocam diyordum, komünistler ne? O diyor ki, siz daha küçüksünüz, büyüyünce öğrenirsiniz ama bir yandan da bir de o haksızlığı, eşitsizliği falan anlatmaya çalışıyordu. Sonra Cem Karacılar, Seldağlar girdi hayatımıza. Ee, yurtta mesela saat 9'a kadar televizyon açık olur televizyona Cem Karaca çıktığını düğmeye basılır, Hadi yatağa. Dinletilmez. 7 E, tabii yatağı. o da böyle şey tepki bizde yarattırıyor. E, gerçi ben e, yaklaşık 9 yaşında ilkokul 1'e başladığım için yani e, ilkokuldayken 7 yaşında işte aradım. Ben abiydim yani. E, ortaokula geldiğimde sakal tıraşı oluyordum. <laughs> Anlatabiliyor muyum? <laughs> Üniversiteye ben 23 yaşında başladım. Herkes 16-17 yaşında başlıyor. <laughs> Şimdi burada üniversiteye ben atmak istersen. Haydarpaşa okudum. Motor şey, e, y, ortaokul 3. sınıf bitti. güzel bir, minibüs, bir lisede okumuşsun ama yeri de çok güzel. Bir minibüs geldi orada Müdür elinde bir kağıt. Özcan Yaman, Ünal Yaman, işte Ahmet bilmem kim. Eşyalarınızı alın bir minibüse. Nereye gidiyoruz lan? Oğlum dedi, devlet kuşu kondu kafanıza. Zenginlerin para vererek okuduğu okullarda bedava okuyacaksınız. Ben dedim gitmem. Gelirsin gelmesin. Beğenmezsen de seni geri getiririz dedi. Ciddi ben dedim düzü düz okuyacağım. Çünkü paralı okullar Burjuva okulları. Daha yeni solcularmışım. Burjuva'yı öğrenmişim bir de proletaryayı. Tabii böyle yüzümüz askın. Elimizde bir poşet. Işte atlet. Bindik biz minibüse. Geldik İstanbul'a Çatalca'dan. <laughs> ee, önce Beşet Kemal Çağlar Lisesi'ne bir arkadaşa bırak, arkadaşı bıraktık. Müdür formaliteleri imzaladı. Ünal'la ikimiz kaldık. Kabataşı Arkepyesi'ne Ünal'ı bıraktık. Ben zaten nefret ediyorum. Baktım zengin zengin çocuklar falan. <laughs> Kardeşime A, ben burada okuyacağım. Tamam dedi. Müdür gitti yine oranın müdürüne vekaletini verdi. Dedi ki velisi biziz. Bir şey olursa bizi arayın. Sonra bana dedi ki ya, dedi, bir yer kaldı gel seni de oraya götürün. İyi dedim. Haydarpaşa Lisesi'ne geldik. Ben ismini duyuyorum ama ben öyle heybetli birisi bilmiyorum bir kapı 8-10 metre yüksekliğinde düşün yani içerisi kapıdan içeri bir girdim. Kahrolsun faşizm, işte bilmem ne, dualar sloganı. Benim okuluna bulduk diye. <gülüyor> <gülüyor> tipler de böyle, benim gibi tipler içeride dolaşıyor. Tamam müdür baba dedim, ben burada okuyacağım. Ha ne güzeldi, hemen beni aldı, oranın müdür eski Dedik işte, sizin, bizim. Eee... bıraktı, o şeyin, hadap dört tane kulesi vardır. Selim Yakışçası'nın takdirdir de yani aynısıdır. Hı hı. O kuleler yatakhaneydi. Sonra e, Pazar Evcisi de bir uygulama vardı. Ben Boğaz Köprüsü'nü yürüyerek geçmişim yani belki 10 kere 20 kere hatırlamıyorum. Haydarpaşa çıkardım Cuma akşamları ders bittikten sonra yürüyerek Altunuzade'ye oradan köprüden yürüyerek karşıya geçiyorum ortak ayağına orada asansördür o şeyler ayaklar asansöre biniyorsun aşağı iniyorsun 1 lira mı 2 lira mı ne para atıyorsun Aşağıda 25 A veya 25 Sarıyer otobüsünü bekliyorsun. Doğru Sarıyer. Dönerken de aynı yöntemle geri dönüyorum. Sarıyer şehir başımda oturuyor annem. Böyle bir yıl geçti. ikinci yıl oldu. Ben ikinci sınıfa geçtim. Lise 2 oldum. Ama lise 1'deyken fotoğrafçılık kolu e, ve ha, biraz daha başlamış. bilimsel, dünyanın bilimsel... Coğrafya hocamız çok iyiydi mesela. Darwin'i öğrendik. Kimya hocamız bir böyle... İyiydi, eğitim de iyiydi. E, kaydı yenilemeye gittiğimde dediler ki bu sene dediler e, burada okuyamazsın. Denizli'de bilmem ne lisesine gideceğiz. Sebep? Sebep biz dedi e, tamirat yapacağız. Yatılı bölümü kapatıyoruz. Yani sebebi farklı. Çok çünkü Aderpes Lisesi e, lise arasındaki en önde gelen bir liseydi. Bütün evet. e, boykotlarda ya vapur. Ee, ne derler ona? işgal edilip vapurun yolu işte emirmişse Beşiktaş'a götürülürdü. Yani öyle bir dönemdi. Söyledim yıllar 78. 77-78. Okulu tehlikeli bulmuşlar demek ki ki hani restorasyon <laughs> şeyiyle. Velhasıl, e, ben gitmeyince dediler ki tazminat ödeyeceksin. Lise bile liseye geçmişsin. Dedim valla benim velim devlet. Gidin devletten alıp parayı. Sonra töplerde bir müdür muavini vardı. Ya gel oğlum dedi. Yedikleri insan eti, içtikleri kan olmuştur filan böyle. Daktilo da o zaman işte başarıyla lise birden lise ikiye geçmiştir. Şişeyi çıkışı verdi. Git dedi ne yaparsan yap. Ne yaparız? E, o zaman da Mitka Gripçe ve filan böyle devrim devrimci sosyalist romanlar da okuyoruz. Gorkiler, morke tam uçağı. Dedim ki yapacak tek şey var. Bir fabrikaya girip işçi olmak ve orada örgütlenmek. Ben bu fikre kendime alıştım. Eve geldik. Anne dedim böyle böyle okul hayatımız bitti artık. Ben dedim bir fabrika değişmedim. Ne oğlum dedi. O da tekrar ki bir fabrikada çalışıyor. O da işçi. Benim kardeşim uyanık bir çocuktu. Abi dedi biz dedi altın bilezik takacağız. Oğlum nereden bulacaksın altın bilezik? <laughs> ben de araştırdım dedi. Meslek liseleri var dedi. Meslek lisesine gidelim. Mecidiyeköy Motor Meslek Lisesi. Her meslek kendi kayıt yapıp kendi sınavını yapıyor. O şekilde biz ikimiz de kazandık. Ben tekrar birinci sınıftan başladım. Yani iki yıl orada, bir yıl orada, üç yıl kaybım oldu ortada eğitimde. Ee, i̇lk gözaltına alınmam, ilk dayak yemem hep o yıllara rastlıyor lise döneminde. O zaman burada bir ara vereceğiz. İlk gözaltına alınmam. Yani hep şöyle düşünüyorum. Ben tabii bu konulara biraz daha hassasça yaklaşıyorum sanırım. Duygusal bir yapım olduğu için. Herhalde Kaç yaşındasın? 16-17 ve e, polis geliyor seni gözaltına at alıyor. Ne düşünüyordun Ama... ve ne gördün? <laughs> Şimdi e, bizim zamanımızda liseler, üniversitelerin hemen peşinden ne yapılırsa üniversitelerde onlar yapılırdı. Mecidiyeköy Motor Meslek veya Teknik Meslek Lisesi de aynı şekilde çok hassastı. Galatasaray Mühendisliğe yakındı, hemen oradan abiler gelir İşte orada bütün fransiyonlar var. 12 Eylül yeni olmuş, hmm. artık örgüt örgüt kalmamış, hiçbir şey kalmamış ama herkes birbirini tanıyor. Ee, bir toplantı yapıldı, ben de ki bundan sonra hiçbir eylemde örgüt isimleri kullanılmayacak, devrimciler, ortak imza tamam. Hı hı. Ok Meydanı'na giden yolda işte korsan yapılıyor, ee, devrimciler diye bildiri dağıtılıyor, yani o örgüt bir örgüt diyor. Sonra peki bildiriler nasıl yapılıyor? İşte para topluyorduk. Biri Cağaloğlu'na gidiyor. 50-70 stiker alıyor. Opak. Getiriyor stikeri. Boş. Onları 10-15 kesiyoruz. Herkes işte 10 artan, 20 artan koyuyor. Kapılarda jandarma mı yapınca boş. Kağıt. İçeride herkes Filomester kalemine, Kahrolsun faşizm. Kahrolsun cunta. <laughs> tamam mı? Faşist cunta yıkılacak. Böyle sloganlar yazıyoruz. Sonra gizlice onları çıkartıp çıkartıp yapıştırıyoruz sağsa Bu yani. <laughs> Sonra 12 Mart mı? 12 bir şeydi ya da 30 Mart boykot kararı alındı. E nasıl yapacağız? Kapıda jandarma var, her şeyi var. Hemen 12 Eylül'ün sonu. Yani ilk 30 Mart'ı. 81 olabilir. E, şeyde Okulun tam karşısı Mecliye Köy Şişli'ye giden böyle bir v, T şeklinde bir yer. Biz karşıda masum öğrenci kıyafetiyle duruyoruz. Okula gelenleri sokmamaya çalışıyoruz. Sonra zank diye minibüs durdu. Hop paldır küldür bildik minibüse. Şimdi hepimiz üstte öğrenciyiz diye de cebimizde elimizde kitap defter taşıyoruz. İşte kimya, matematik, coğrafya falan herkesin elinde onlar var. Ben de, de matematik defteri vardı. Hemen onları topluyorlar. Temel tek tek sayfalarını karıştırıyorlar. İçimiz rahat. Biz öğrenciyiz ya işte bizim bir suçumuz yok falan filan böyle şeyler yapıyoruz. Adam bir baktı Nurhak sana güneş doğmaz ha? Uçak kuşlar yuva kurmaz ha? Evet arkaya dönüyor. ben <laughs> tabii bas <boss> var. <laughs> o şiiri ben matematik defterinin de arkasına yazmışım. Ondan sonra hemen dediler harbiye ye çek. Harbi orada evinin, orası da askeri şeydi. Çek. Hmm. Bir tane general geldi, indirdi, bir güzel dövdü. Bunları da hastalığa oradan hastalığa götürdüler. 12 kişi falanız. Hmm. En uzun boylu benim, bu dedi. Bunların başı böyle boyu sırasından diziyorlar da döre dövüyorlar diyoruz sırayla. En uzun boylular genelde şey olur ya deniz gezmişten <laughs> sonra içlerinde şey kaldı <laughs> herhalde. Hep liderler çok uzun olur diye. Doğru yani. işte ilk e, polisle benim temasım bu. Orada gece yarısına kadar kaldık. Sonra bizi dövdüler. Hayır dayak yaptılar. yediğin. Her yerimizi morarttılar. Anladım altında. anladım. Ben o detayı istemiyorum fakat hani sistemin ne olduğunun farkındasın zaten yetimhanede de büyük ihtimalle dayak yedin ama hani sistemden ya da devlet baba ile ilk tanıştığın andan bahsediyorum işte. Hücredesin. işte sizi dövdüler. Çok şey anlatıyorsun. Böyle yüzeysel anlatıyorsun. Çünkü senin için normal bir şey. Ama benim merak ettiğim şey 16-17 yaşında genç bir delikanlının hani sistem öyle istediği için karşısındakinin kendi gücünü, statüsünü vesaire rütbesini neyse o kullanarak 17 yaşındaki bir delikanlıya hani Diğer düşman de olarak de. görerek vurma, vururken ne düşünüyorsun yani ne hissediyorsun bir, yani? riskleri bir şey orada yaşıyorsun zaten yani hep teorik olarak kitaptan ya da anılardan dinlediğin Deniz Gezmişleri, Mahir falan biliyorsun ama yani öyle biliyorsun işte... E, bu sistem bunları öldürdü. Bunlar güzel bir yarın kurmak istiyorlar. Böyle bir şeyimiz var ki orada onların bir de direnme hikayeleri de bizim için önemli. Onlar mesela adam döverken kılın kıplana asker gibi duruyorsun. Yani vurulan vur ulan vur şey veriyor, güç veriyorsa. Tabii şunu görüyorsun. O asker yarın terhis olacak. Niye yapıyor ki bunu? Yani onu sorguluyorsun. Sonra mesela üç tane adam gelip üç asker seni dövüyor. Sonra biri geliyor çocuklar dayanın sakın konuşmayın filan deyip sana sahip çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela bizde öyle olmuştu. Neyse oradan bizi arabaya bindirip birinci şube, ikinci şubeye getirdiler. Gayretle de pedaydı o zaman. İçerisi tıklım tıklım dolmuş bize yer yok. Liselileri dediler şunu kenara koyun. Herkesin gözleri bağlı, kemerler çıkartılmış. O zaman tabii ikinci şube olarak geçiyordu tabii, ve şube. mimliydi yani. Orası işkencehaneydi. neydi? Evet. Nasıl işkence sesleri geliyor? Bir de marşlar o sesleriyle birlikte marşlar çok gelirdi. Hmm. Bizim elimiz havı titriyordu zaten. Hmm. Sonra orada işte gene general bizi aldı bir odaya. Siz bu vatanın geleceğisiniz. Siz bu komünistlere uymayın. işte siz şöylesiniz falan. İşte bana diyor senin deden yaşıyor mu? Öldü diyorum. Ulan diyor dedenin peki nerede desem bilmezsin. Ne zaman öldü desem bilmezsin. Marx desem bilirsin. Lenin desem bilirsin diyor. Paltar küte dönüyor yaralı, şu o hıncı dart, <laughs> bir yandan da diyorsun ki ya bu düzen böyle şey. ama biz yıkacağız bunu ya bu düzen yıkılacak yani bu kadar güçlü direniyor herkes falan. yani çocukken o şey var böyle güven var zaten o güven olmasa biz o 12 Eylül sonrasında sen kalk yola korsan eylem yap bilmem ne yap manyak yani ama biz devireceğiz yani. Devrim olacak? Tabii tabii. Öyle bir inanç var. Yani evet. o inanç yine var da yani. Eminsin yani. <laughs> o an eminsin. Tabii tabii. Güye. Tabii ki öyle bir inanç hala var ama hani <laughs> o an, o günlerde, o yaşlarda deli de akıyor yakan. Eminsin ya. Tabii tabii. Ben koskoca şeyi yıkabilirim diye, düzeni bozabilirim diyorsun Çünkü yani. Çünkü biz çoğunluğuz. Bizi sömürenler azınlık. Bir avuç insan. Hala öyle. <laughs> Şimdi biraz hızlıydın. Evet sırı hala öyle. Ama yani. çok da şey yapmak istemiyorum. Nereye gelelim buradan? Hemen geliyorum. Ee... Ee, sen nasıl girdin? <gülüyor> <gülüyor> Yok aslında hemen fotoğrafçılığa girmek istiyorum ben Özcan. Şimdi e, burada yavaş yavaş sana ait bir portre çıkarmak istiyordum ama hani çok da fazla Depen öyle e, e, evet duygu sömürüsü, ajitasyon falan yapmadan çünkü senin hayatın baştan aşağı anlatılsa zaten bir romanlık e, hikaye. Şehir tiyatrolarında fotoğrafçılık yapmaya başlıyorsun 80'lerde. Çok da hani şey bir dönem böyle alengirli bir dönem dediğin gibi darbe olmuş. İşte Türkiye zaten korkunç durumda herkesin üzerinden geçilmiş ve şehir tiyatroları ne kadar bağımsız sorgulanır. Fakat buna rağmen sanki bugünlerden daha bağımsızdı. Ne? Tam onu söyleyecektim. Şimdi bugün keykelen atılan akademisyenler hesabı neyse 1402'likler diye o zaman da ayrı şey vardı. Bütün sanat dünyasından, bilim dünyasından, akademi çevrelerinden insanlar 1402 sayılı yasa gereği işten atıldılar. Bir yurt dışına gitti geldi yani falan filan. Bir sürü sanatçı da atıldı. O 1402, 301 şimdiki 301 yok, mi? Yok yok 1402 e, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışması tehlikeli olan tipler yani görüşme. Sakıncalı. O. KK niye attılar? İşte barış istiyoruz, barış akademisyeni filan filan ya da darbeyle ilişkilendirip sözde soruşturma yapıyoruz bir bahanesi ya. 1402'likte 12 Eylül'ün böyle bir şeydi. Dolayısıyla yetişmiş e, muhalif sosyalist görüşlü olanlar başta olmak üzere bu CHP'lilere kadar inan bir şekilde yüzlerce binlerce sanatçı ve akademisyen ...kurumlarından uzaklaştırıldılar... ...daha tutuklanıp hapse sokulmadılar ama... açlığa mahkum edildiler... ...o dönem hala yaşanıyor... ...arada kaç 50 sene geçti geçti... Yani. ...şimdi ben e, şöyle bir... ...hızlı ek yapıp... ...ortaokulda fotoğraf makinesiyle tanıştım... ...yurtta bir arkadaşımız... ...fotoğraf çekip... ...bir hafta sonra onları karta bastırıp... ...bir liradan iki liradan satardı... ...benim de çok hoşuma gitti... ...dedi ki şunun deliğinden bakayım ben... ...yok dedi ya bunun delinden bakınca... ...makine bozuluyor dedi deyince lan yalan söylüyor dedim. Bana vermek istemiyor makineyi. Ortaokul 2'deydim. 3. sınıfta o yaz çalıştım. Zenit marka bir fotoğraf makinesi aldım. Ben de ona rakip oldum. Yurtta ben de fotoğraf çekmeye başladım. Orta 3. sınıfta. Ama bilinçli mi değil tabi. Yavaş yavaş pratiği de öğreniyoruz. Kötü çeke çeke. Haydarpaşası'na gittim. Baktım fotoğrafçılık kolu yazıyor. Hemen gittim. Fotoğrafçılık kolunda fotoğraf dersleri almaya başladım. Motor mesleğe geldim. Yani tekrar birden başladım. Fotoğrafçılık kulu fotoğrafçı yok ortada. Müdüre dedim ki ben fotoğrafçıyım. Baskıyı da biliyorum, çekmeyi de biliyorum. Verdi bana anahtarı. Sen de fotoğrafçılık kulu başkanısın. Masrafları düştükten sonra kalan parayı ikiye böleceğiz. Yüzde ellisi okulun yüzde ellisi senin. Kabul dedik. Ben e, üç yıl boyunca e, bir de her yıl bir sergi açıyorduk fotoğraf sergisi işte konu olarak Atatürk, Atatürk heykelleri. İşte dolaşıyor Taksim Atatürk heykeli, Heybel adlıca Atatürk, Atatürk heykeli, çekerlik büstleri filan. Böyle e, boyu asardık okulda işte fotoğrafçılık olu faaliyeti olur. Ben fotoğrafı böyle verdim. Sonra benim bu merakımı bilen bir abi, akademide okuyan, Mimar Üniversitesi'nde okuyan bir grafiker abi beni arıyor. Diyor ki, <laughs> Esat Papil adını da de şimdi izlerse Biraz şey yapsın ola. da ee, Sen de fotoğrafa meraklı bir çocuktun Bizim Atölye'ye bir karanlık odacı lazım Asmalı Mescid'de Tünelin hemen Karşısındaki pasajda geçince Soldaki bina Bak noktası atarım Üçüncü kat planar grafik Oranın sahibi de Gülnur Sözmen Türkiye'nin en iyi en üstü fotoğrafçısı Diye tanınan bir kadın onun yanında başladık. Ben karanlık odacıyım. İşte grafikler elde çiziliyor. Bana veriyorlar. Bunu büyüt, küçült. Ben karanlık odada büyütüp küçültüyorum. Matbaacılık işi biraz. Ama arkada bir, büyük bir salonda da bir fotoğraf makinesi. Lino fotoğraf makinesi var. Pentax var. Bir sürü fotoğraf makineleri var. Fotoğraf var. Körüklü makineler. Ve Türkiye'de çok az kişide olan paraflaş sistemi. Elin krom var. Ben seti kuruyorum işte bir çekim yapılacaksa. Gönül abla geliyor bakıyor. Tamam canım ışığı biraz şöyle yap. Biraz çekiyoruz falan fabrikalara çekime gidiyoruz. Ben asistanlık yapıyorum. <laughs> Sonra dedik ki sen dedi ne yapacaksın? Ben dedim motorcu olacağım. Ne motor işçi dedi. Dedim meslek mezunuyum. Üniversite sınavlarına girdim. Kazanırsam teknik öğretmen olurum. Manyak mısın ya Burada da akademi diye bir yer var dedi. E, biliyorum dedim. Deniz kanalında çok güzel. Ama dedim bir şöhler kaç para? Bir rapido kaç para? Salak dedi. Burası dedi Kağıt dolu, kalem dolu daha ne istiyorsan. Atölye senin zaten bebeğim. Ama dedim ben de çizgi çizemiyorum. O zaman dedi hemen telefonu açtı. Canım nasılsın falan filan. Aslancığım sana bir olan yollarım. Bu akademiye ciddi, Tamam mı çığ öptüm canım diye kapattı telefonu. Bana hemen yazdı. Ya hocam Beşiktaş, hayatına tamam belki anne baba liderlik yapamamış. Önderlik, rehberlik yapamamış ama... hayatına ne güzel insanlar Tabii ki. Yaşayan. Ayıp şükranla anıyorum hepsini. Ondan sonra... E, Aslan Eroğlu, şimdi tanınan bir ressam arkadaş. O zamanlar Sinan Üniversitesi'ne gireceklere giriş kursları veren hoca. Üniversite öğrencisi, son öğrencisi. Gittim, sağ olsun biz 12-13 tane öğrenciydik elinde. Bizimle çocuğu gibi ilgilendi, abi yani o zaman. Aslan abi bizi kuyruğuna taktı, akademiye getirdi. Sınavlara giriyoruz, çıkıyoruz, o, her şeyi araştırıyor böyle. Marmara Üniversitesi görüyoruz giriyoruz. Veras'ın e, fotoğraf bölümü 81 yılında kuruluyor Mimar Sinan'da. Daha öncesinde fotoğraf dersleri var. Darbeden sonra işte 81 yılında resmi akademik e, üniversite eğitimi veren kurum olarak fotoğraf enstitüsü oluyor. E, benim zamanımda fotoğraf ana sanat dalıydı. Ben ikinci olarak girdim. 9 kişi falan alıyorlardı. E, Miri Akoğlu Kamil Fırat benden bir sınıf üstüydü. Onlar 81 girişliydi. İkinci sınıfa geldik. Tamam, bana çok kolay geliyor. Ee, hoca dedi ki sabit kalfa gir. Yani bu saydığım isimler bilinen isimler oldu. Hı, hı, hı. Sabit Hoca çağırdı. hocam dedi, sen dedi çıkma bekle dedi. İşte ders bitti. Ya şehir tiyatrosundan dedi e, diplomalı dedi, fotoğrafçı istiyorlar. Ben gözüme seni kestirdim. Git dedi e, <laughs> tiyatrodan dedi, benim gönderdiğini söyle görüş dedi. Ben tabi kumaş pantolonlar giydim böyle kravatlı gömlekli falan gittim. Dedim benim dedim Sabit Hoca yolladı. Portfolyonu dediler. Ne folyosu dedim, portfolyo dedi. <laughs> Yok ben ilk <bir gülüyor> defa duymuşum. O bana ben iki tane film verdiler. Al bu iki filmi. Antoyuz Kilopatra oynuyor. O oyunu çek. Bize 18-24 bas getir. Bir 20 tane fotoğraf bir görelim sınav yani. Aldım, çektim, götürdüm. Tamam dediler. Sen artık çalışırız. 84 yılı falan. Şimdi o sırada Gündür ablanın yanında çalışıyorum. Planar grafikte, tünelde. Şehir tiyatrosunda çalışıyorum. Daha sonra ekonomim bayağı düzeldi. Derken işte 86'da oraya gelen bir kadınla tanıştım. Evlendim. Bugünlere gelmedin. Bugünlere gelemedin de süre bitiyor <laughs> kız. Şimdi e, ben hemen senin çalışmalarına gelmeden evvel bu e, başına gelen talihsiz olaydan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben gerçekten öfkeliyim Özcan. E, geçen yıl başına deprem bölgesinde deprem depremi ve depremzedelere hem yardımcı olmaya hem izlemek için gittiğinde başına korkunç bir kaza geliyor ve bir kamyon şoförü arkasındaki demirle sana çarpıyor ve çok büyük bir hasar sebep oluyor sende <laughs> ve sen kaldırımda yürüyorsun. Sonra işte mahkeme açılıyor. Mahkemede iyi de kaybediyorsun. Ondan... Yok yok öyle bir şey yok. Mahkeme ha. açılmadı ki, kaybedim. Şimdi hikaye Açılmadı çok... bile. Yok bir tane okay. trafik polisinin bilirkişi kişi yapmış. Bir yıldır soruşturması sürüyor, e, savcılık diyor ki bilir kişi yani polis memuru e, trafik kanunun bilmem kaçıcı maddesi gereğince e, molos kamyonunun çalıştığı yerde olmaması gereken yayının olması nedeniyle çarpmıştır. O yayı orada olmasaydı adamlarına çarpmayacaktı, böylece de böyle bir dava olmayacaktı. Dolayısıyla kamyoncunun bir suçu yoktur, e, olmaması gereken yerde olan bir adam vardır. ...şimdi orası gidiş geliş... ...stasyonca caddesini herkes bilir... ...gidiş geliş yol... ...yani ben şimdi... ...savunma falan da yapmak istiyorum. ...çok komik çünkü komedi bir şey... ...kaldırımdayım... ...ve trafiğe açık derken... ...yani insan yaya trafiğine de açık... ...yasak olan bir bölge değil... ...artı deprem bölgesi şimdi, yani... ...şimdi şimdi onu şöyle kullanır. ...deprem bölgesi olduğu için... E, ...Molos Kamyonu çalışmak zorundaydı... ...gibi onları tersinden kullanıyorlar yani... Ha. ...şimdi ben... E, e, kaç yıllık adamım yani bu işlere dikkatli bir yazarım. Sanki şöyle anlatıyor adam. Ben yola fırlamışım. Adam da gelmiş ön e, sol tarafımdan çarpmış bana. Ben kenara düşmüşüm. Şimdi bilirkişin anlattığı bu. Evet benim ama... anlattığım da şu. Ben kaldırımda böyle gidiyorum. Arkamdan gelen adamın iki metre sarkan demiri benim sol omuzumdan vurup beni sok caddeye atıyor. Hikaye bu. Hayır bir de döndüğünü ya Göranlar onu, var yani havada dönüyorsun Ben onu hatırlamıyorum öyle diyorlar Sen böyle demir çaktı havada döndün Düştün filan diyorlar da ben evet. orayı hatırlamıyorum Ben kendimi caddenin ortasında buldum Sonra Kıyıya çektiler benim ee, Bir kere Bu ülkede adaletten bahsetmek Çok komedi biliyorsun evet. ee, Özellikle e, Toplu davalara baktığımızda Bu adaletsizliği yani hep yaşıyoruz ee, Ama Bireysel davalarda da Aynı adaletsizlik sürüyor Alt tarafı bir trafik kazası, bir gazetecilerin sırtından yaralanmış, biz bunu umursamadan geçeriz diyen bir anlayış var. Şimdi burada ben o bilirciyi tanımam, savcıyı tanımam. Ama şimdi sosyal bir devlet, vatandaşının yurttaşını koruyan bir devlettir. Tamam şoförün haklarını da korusun ama objektif olmalı. Şimdi şunu biliyoruz. Deprem bölgelerinde, özellikle Hatay'da, hızla hiçbir e, yükleme e, kurallarına uymadan e, zaten birçok da kaza var. E, bir talandan mal kaçırma şeyi başlatıldı. Zaten oradaki herkes de buna karşı çıkıyor. Bunun e, eğer davaya dönüşürse hazırlık soruşmasını davaya çevirirse davada bunlar da konuşulacak. Anlatabiliyor muyum? Ben zannediyorum benim gibi bir sürü insan var haklarını koruyamadıkları için çoğu sümen altı edilmiş olabilir. Ama ben vazgeçmedim. Avukatım da aynı şekilde. Bunun üzerine gideceğiz. Ee, Bu arada sözünü kesiyorum. Ee, sen dedin ki işte alt tarafı bir kaza yaralanmış. Hayır hasar çok büyük. Neye sebep olduğunu bir anlatır mısın? Ya omuzum kırıldı. Evet. Kaburga iki tane kaburgam kırıldı. Evet. E, ee, oldu. Evet. Bir de benim de çatlak, e, yakın bir çatlak oldu. Aşağı yukarı iki ay hastanelik durumda yattım. Evet. E, ...hikayede evde yattım toplamda... Demek da, ki alt tarafı kaza değil yani... Değil, tabii. Hı. ...ben bunu karşı taraf anlamında söylüyorum... ...yani o savcının bakış açısından söylüyorum... ...peki şöyle sorgulayalım o zaman... ...yürümemesi gereken yerde... ...sen gazeteci kimliğinle oradasın... Hı hı. Ee, ya, ...kimliğin de önemi yok ya... Ö önemi ...sıradan yok bir vatandaş ama... olarak... ...ben fotoğraf çekiyorum orada... Evet. Mesela. ...sıradan bir vatandaş da olabilirsin hı hı. ama hadi bunu şey yapalım. Gazeteci kimliğinle yürünmemesi gereken yerlerde yürümeye hakkım var zaten. Doğrudur, doğru. Çünkü işte olanı biteni fotoğraflayacaksın, ne bileyim o, o yazacaksın vesaire. Ve kaldırımdasın bu arada. Bir Hı. de öyle bir şey var. Onu belirtelim. Yürümemesi gereken yerde bir enkazın üstü ya da caddenin ortası değil. Bir kaldırımdasın ve e, kaldırımdayken yürümemesi gereken bir yer diye Şimdi, söylüyorlar. E, yani absürtlüğü anlatmaya Aziz Nesin romanı absürt, gibi. Çok absürt tabii. Yani e, bunu da biz istiyoruz ki davasını evet. aç. Mahkemede evet. konuşalım. Evet. Elde deliller var. Eee hastane raporları var, atlet tıp raporu var, fotoğraflar var. Adam bana çarpıyor, yol sürüklüyor, 50 metre, 100 metrelerde duruyor. Şoför iniyor kabinden çıkıyor molozların üzerine. O bana çarpan demirleri toplarken fotoğraf var. Yani tamam mobese kamera yok. Fotoğraf böyle peş peşe. Bir saniye sana gibi. yardımcı yani yardıma koşmadan evvel yukarı çıkıp demirleri mi topladı? E, tabii adam bastırıp gidiyor işte 100 metre duruyor. Orada da tesadüf bizim arkadaşlar geri, geri yani bana doğru gelirlerken tesadüf çekiyorlar. O fotoğraflar da olmasa ne olacak? Ben, ben senin kadar konuştum. Yani yine fotoğrafım böyle ispat yanına girdi. Bunu gülümseyerek anlatıyorsun ama içinde bir öfke, adalete karşı bir güvensizlik vesaire yok mu? Bak şimdi Fransız bir sanatçı var. Daimir der ki, hani döneminin adalet sistemini yaptığı hicifli karikatürlerle, resimlerle dalga geçermiş. Ve ondan sonra şöyle der, alay et, yıkılacaklar. Bunu ben şiar edildim. Ee, Selahattin Demirtaş'ın da bu kadar şeye rağmen bu kadar gülmesi, ne evet. şey yapması bana hep bunu hatırlatır. Dolayısıyla ben kaç yıldır bu felsefik bir gidiyorum. Ne kadar ağır şartlarımız olursa olsun güleceğiz, dalga geçeceğiz, alay edeceğiz. En büyük direniş gülmek Kesinlikle, galiba. Evet. Şimdi programın sonuna geldik ama e, şunlardan bahsetmek <laughs> evet şunları bahsetmeden geçmek istemiyorum. Bu fotoğraf köprüsü 55 fotoğrafçının ve e, 33 pardon 55 fotoğrafçı 55 mahpusu çekiyor e, ve bir fotoğrafçı da sensin ve her yıl çıkıyor sanırım değil mi bu? Aşağı yukarı artık çıkamayacağız tabii. E, 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 kitap maliyetleri arttığı için çünkü şöyle ben hemen hızlıca ne hızlıca, kadar hızlıca, acı bir şey yani 2015-2016 yılında e, yine mahpushaneler sorunu gündemde tecritler işte hmm. şeyler e, hmm. görülmüştür nokta <laughs> hapishanedeki e, sorunlarla ilgili bir sitesi var hı hı. ve hapishane sorunlarını dışarıyla görünür hale getirmeye çalışıyor. Bizim de Red Fotoğraf diye bir kolektifimiz var. 2008'de kurulan. Toplumsal muhalefette ne varsa içinde fotoğrafla yer almaya çalışan bir, hı hı. bir kolektif. Biz iki nokta ile Red Fotoğraf bir araya geldik. Fotoğrafla ne yapabiliriz? Fotoğraf köprüsü kurabiliriz. Bunu nasıl sağlayacağız? e, ee, biz dışarıdan fotoğraf yollayalım. İçeridekilere fotoğraflara yorum yazsınlar. O yorumlarla, fotoğraflarla bir sergi açalım. Müthiş Böyle başladık. Ee, bu da tabii yıllar önce yine benim yazdığım bir yazıda önerdiğim bir şeydi. O hayat buldu. İşte bu görmüş olduğun fotoğraf altındaki yorumlar her bir tutsağın fotoğrafla ilgili şey. Burada bir kıstasımız oldu. Genelde solculuk, molculuk, devrimcilik diyecek böyle Taş atan bilmem ne filan yüzü maskeli evet. kızıl bayraklar filan gelir <laughs> dedik ki böyle yapmayalım bu çok şey Hayattan natürel şeyler yapalım doğal şeyler nedir işte Kedi köpek çiçek böcek işte Birbirine sarılmış iki sevgili fotoğrafı falan e, Devrimcilik hatta, odur zaten hatta aynı zamanda Hatta örnekte şey burada var işte bunun içinde ee, Mabsun biri görünce o fotoğrafı Çok etkileniyor diyor ki ya diyor ben diyor en son diyor haremden diyor binmiştim otobüse. Binerken diyor kız kulesine doğru diyor. Kayaların üzerinde diyor iki tane sevgili sarılmışlar gün batımını izliyorlardı. O diyor kafamda kaldı benim diyor. Bir gün işler yoluna girdiğinde ben de sevgilimle şurada oturup şöyle gün batımını hayalini kuruyordum diyor. Bundan sonraki sayıda da bunun tersini yaptık. Siz hayalinizi anlatın fotoğrafçılar çeksin. Onu da işte o yazınca bir arkadaş ...iki arkadaşı götürüyor, sevgili gibi tutturuyor, ...gün batımında o fotoğrafı çekiyor. Aynen. Buna benzer. E, her yıl bir konsept belirleyip ona göre yürüyoruz. En son burada karanlıkta kahkahaydı. E, şunu da söyleyeyim. Son üç yıldır, üçüncü yıl olacak... Sanat Galerisi'nde... ...Eylül ayındaki açılış sergisi... ...bu görülmüştür ve... ...Red Fotoğraf'ın ortak sergisi oluyor. Hapishane konumuz. E, bu sene... bir tüyo verip konumuz sınırsız kütüphane başlığımız. Kitaplardan yola çıkacağız. Burada enstelasyonlu güzel bir sergi olacak Eylül ayında. Çok üzüldüm ama kitap artık. Hızlı art anlatıyorum. Dömeyce, haklısın. <laughs> ee, senin fotoğrafını bulabilir misin bana? Burada da 30 şiir, 30 fotoğraf var. Cennetin güzellikleri cehennemde yaratılır. Erol Zavar'la birlikte yaptığınız bir kitap. Evet. Bunu da göstermek Orada istiyorum. Orada şiirler Erol Zavar'a ait, fotoğraflar bana ait. E, o kitabın çıkmasının bir şeyi de bu. Bak nasıl soldaki... aynı burada. Evet. E, evet, Şiir de burada. Evet. E, bizim Erol'la kontak kurduğumuz çalışma bu 2016, bu 2024. O hmm. güzel arkadaşlar, şöyle bir dinleyelim de şiir olsun. Senin okumanı rica edecektim. Benim gözlüğüm yok çünkü şu anda biliyorsun. <laughs> Ya, senin sesinden kimseyi sıkmadan Çok böyle evet, kısa bir şey. Senin sesinden zaten. okumanı isterim. Pis bir cehennemi yaşamaktan, yanmış kirlenmiş botlarımız taşıyacak bizi yarınlara. Benim de gözümünü <laughs> Cennetin güzellikleri cehennemde yaratılır. Şimdi bu fotoğrafa yazdığı şiir bu Erol'un. Dolayısıyla. Aradan yıllar geçti bizim Erol'la birçok benzeştiğimiz olduğunu keşfettik Erol var 20 22 yıldır politik tutsak olarak hapishanede Aynı zamanda kanser hastası bir derginin yayın sorumlusu olduğu için Sonra bunu da aynı yere aldık şiirimizle birlikte Benim diğer fotoğraflarımla Erol'un dörtlükleri şeklinde bunu çıkarttık 2023'te. Tabii dedim bu çok pahalı ama bu dijital baskı. şunun maliyeti 150-200 lira. İşte dolayısıyla bastırmak evet. diye bir şey yok. Elimizde böyle nominalik. Özcan, yani gönül isterdi ki programın süresi daha uzun olsun ve seninle hakikaten bu arkadaş sohbetine devam edelim ama programı kapatmak zorundayım. Son söyleyeceklerimi söylemek hakkın veriyorsun herhalde. Elbette. İdam mahkumunu bile, idam mahpusuna bile son söz sor soru, sor şey yapar. Sorulur konuşamadım, heyecanlandım. Ya, o da söylüyorum. E, 2008'den bu yana Evrensel Gazetesi'nde kadrajlı bir köşem var. E, hafta Haftada bir e, fotoğraf, sanat, siyaset üçgeninde yazılar yazıyorum. 2008'den bu yana. Onun dışında e, fotoğraf dünyasında veya sanat dünyasında diyelim, birçok e, yayında, dergide, mecrada düşüncelerimi paylaşıyorum, e, eğitmenliğe devam ediyorum. Karşı Sanat Galerisi'nde e, sanat dünyasını e, içime çekiyorum, İçinde var olmaya çalışıyorum. Durmuyorsun ki. E, Demokratik kitle örgütleriyle e, kolektif çalışmalar yapıyorum genelde kolektif çalışmalar, örgütlenmelerin içinde yer almaya çalışıyorum. Bu da benim yaşama sevincim oluyor. E, hep arkitende olmayı seviyorum. Sırt çantam hazır kapının arkasında. Bugün buradayım, yarın İzmir, sonra Diyarbakır, sonra Mardin, Hatay. Çok mutlu oluyorum böylece. herkese tavsiye ediyorum. Ama tavsiye ne kadar edilir onu da bilemiyorum. Doğru mu yapıyorum? Çok teşekkür <laughs> ederim Özcan programa katıldığın için. Sevgili arkadaşım fotoğrafçı Özcan Yaman'la beraberdik. Kendisiyle bir zaman tünelinden girdik geçmişe doğru gittik ve günümüze geldik projelerinden bahsettik. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sevgiyle kalın.